Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde alternatif köprü olarak yapılan ve 30 Mart 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı gerçekleştirilen köprüye, Temmuz ayında eski bakan ve önceki dönem Edirne milletvekili olan Doktor Mehmet Müezzinoğlu'nun adı verilmişti. Köprüdeki Mehmet Müezzinoğlu isminin yerine bazı kişi ya da kişiler tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk yazısı asıldı. Kapıkule istikametinden köprüye giriş yapan sürücüler Gazi Mustafa Kemal Atatürk Köprüsü yazısıyla karşılaştı. Yazıyı kimin, ne zaman yazdığıysa bilinmiyor. Konuyu değerlendiren CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Akgün, yazının bu şekilde kalmasından yana olduklarını söyledi. Erdal Akgün, Edirne eski milletvekili olan Müezzinoğlu'ndan bakanlığa önerge vererek köprünün isminin bu şekilde değiştirilmesini talep ettiklerini ifade etti. Ben bunu Edirne Televizyonu aracılığıyla öğrenmiş bulunuyorum. Böyle bir şeyin olması Edirneli bir insan olarak gerçekten insanın göğsünü kabartıyor. Bugün her şeyini borçlu olduğumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öyle bir köprüye isminin yazılması gerçekten bütün Edirnelilerin gurur kaynağıdır. Bizler bunu hepimiz biliyoruz. Sayın Mehmet Müezzinoğlu Bakanımızın girişimleriyle o köprünün yapılmış olduğunu bütün Edirne insanı biliyor. Sayın Bakanımıza da saygımız, sevgimiz sonsuzdur. Ben Sayın Bakanımızdan şunu bekliyoruz. Bütün Edirne halkı da bunu bekliyordur mutlaka. Çünkü bizim aklımız, fikrimiz, zihnimiz her şey Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk üzerine kurulmuş. Sayın Bakanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge versin. Bu köprü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Köprüsü olarak kalsın diyorum. Ben Sayın Doktor Mehmet Müezzinoğlu Bakanımdan Edirneli bir vatandaş olarak bunu bekliyorum.